tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Vatan için ölmek varsa önce ben öleyim. Ben. Bu ülkeyi bırakmayacağız artık. Gitler. Günün manşetinden hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Hayırlı cumalar olsun Fikret abi. Hayırlı cumalar, iyi günler, günaydın. Şimdi 15 Temmuz'un yıl dönümü malumunuz yarın 2016'daki o hain darbe girişimi. Yıl dönümü, 7. yıl dönümü olacak. Yarına ilgili özel kutlamalar var ama biz tabii yarın yayında olmayacağımız için, günün manşeti olmayacağı için bugünden hem 15 Temmuz'u konuşalım hem 15 Temmuz'la ilgili gelinen noktayı, mücadeleyi bir kere daha hatırlayalım. Şehitlerimizi, gazilerimizi bir kere daha analım. Ölenlere rahmet, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi bir kere daha ilan edelim, buradan duyuralım. Çünkü hakikaten o şehitler olmasa, o gaziler olmasa bu ülkenin ferasetli vatanına, milletine, bayrağına, devletine sahip çıkan insanları olmamış olsaydı imkanı yok. Yani hani bugün Türkiye bambaşka bir yerde, bambaşka bir konumda ve hakikaten bu FETÖ denilen lanet örgütün kıskacı altında inim inim inliyor olacaktı. Çünkü bunların dertlerinin, davalarının bu ülkeyi batıya, emir aldıkları ülkelere peşkeş çekmek üzere kurgulandıkları gerçeği 15 Temmuz'la birlikte netleşmişti. Şurası da şu ekrandaki gördüğünüz yerde zannedersem külliyenin olduğu yer mi? Yok, burası şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane. Saraçhane. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet. Saraçhane. Evet, Saraçhane. Köprü. Burası köprü. Bunlar yaşanmıştı. 7 yıl geçmiş Hikmet abi. Ya az zaman değil yani. 7. yılı. Hakikaten. 15 Temmuz'un. Ay, unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Doğru söylüyorsun. Yani dünya darbeler tarihinde ders olarak okutulacak bir millet olduğumuzu gösterdik. Ders olarak okutulabilir. Dünya darbeler tarihi diye bir şey yazılırsa bir gün darbe nasıl durdurulur? Tanklara, tüfeklere, kurşunlara nasıl göğüs gerilir? Nasıl o korkusuzca hakikaten ölümü öldürmek diye bir şey var ya, şu kolay değil yani. Şimdi şey gibi geliyor bize, böyle bir rüya gibi geliyor. Böyle yürürken karşıdan böyle otomatik silahlarla ateş eden hainler, alçaklar, bu tarafta da vatanını korumaya çalışan bu millet. Bu çok önemli bir yıl dönümü, tekrar yarın hatırlamak lazım. Hal önemini tekrar üzerinden geçmek lazım. Çünkü bu ülkede yaşanmış ve aynı zamanda şunu da görmek lazım. Hep 15 Temmuz'dan bahsederken söylenecek yüzlerce, binlerce şey var. Dediğin gibi o şehitlerimizi rahmetle anmak, gazilerimize geçmiş olsun dileklerimizi, şifa dileklerimizi iletmek borcumuzdur. Onu her zaman yapacağız. Ama şöyle bir şey var. 15 Temmuz'u sadece bir ülkedeki bir grubun, bir askeri bir grubun, bir kanadın ülkeyi yönetmek amacıyla tankla, tüfekle milletin üzerine gittiği gibi okumak bence olayı hafifletmek gibi olur. 15 Temmuz aynı zamanda bu ülkenin bağımsızlık günüdür. Bu çok önemli yani. Bağımsızlık diyorum. İlk defa bu derece bağımsızlıktan bahsediyorum. Bu ülke tabii ki Kurtuluş Savaşı gördü. Bu ülke tabii ki İdlib'e karşı savaştı. Kahraman ordumuz, askerimiz, insanımız, hatta gencimiz, yaşlımız Eloğlu'yla, düşmanla savaştı. Ama bu ülke 15 Temmuz 2016'da ilk defa diyorum, bu kadar bağımsız oldu. Bu kadar özgür oldu. Bu kadar özgürleşti. Bunun sebebi de hep söylüyoruz. 1980'li yıllarda, 70'te başlayıp 80'lerde ülkeye sızmış çok büyük bir projenin, yani her ülke için ayrı bir proje koyar. Sağ olsun tırnak içerisinde stratejik ortağımız ABD ve Batılı tırnak içerisinde dostlarımız. Bu büyük projenin sonucunda 15 Temmuz'da altın bir vuruşla ülkeyi bir 100 yılını daha, yani Türkiye'nin ve Türklerin kontrolünü 100 yıl daha elde tutmak amacıyla yapılmış bir işgal girişimiydi. Bu da bir ters tepince
tam tersi oldu. Türkiye'yi köleleştirmek üzere yapılan bu projenin tam tersi de Türkiye'nin tam bir bağımsız ülke olarak dünya arenasına çıkmasına bir tarihidir 15 Temmuz. Ben öyle görüyorum çünkü 1980'li yıl, bakın şu anda içeride olan o, tabii ismi sözde, yani ismi öyle komutan diyoruz, yani o rütbeye kadar gelmiş, sızmış o alçak hainlerin orduya girişine, ordumuza sızış tarihlerini 80'li yıllar ortasından itibaren, 1980 darbesi ortasında 83-84, 90'lı yıllara kadar askeriye veyahut da işte yargıya, polise sızan o alçaklar, bu darbenin o mimarları. Yani çok az bir şey değil, yani 25-30 yıl sürmüş bu sızma işi ve bunu 3-5 günde, 3-5 yılda bitiremedik. Hatta hatırlarsın, dün İstanbul'da bir bu FETÖ'cü teröristlere karşı bir operasyon düzenlendi ve yeni ortaya çıktı bazı hücre evleri. Hala da temizlenmeye devam ediyor. Bitmedi yani. Kaç, üzerinden 7 yıl geçmiş. Ama tabii 15 Temmuz'u buradan da okumak lazım. Diğer tüm o yaşanan dram acıları, tabii ki onları gördük, yaşadık ve gördüğümüz o kahramanlıklar, saatlerce kitapları yazılır, filmleri çevrilir ki yapıldı, filmleri de yapıldı, kitapları da yazıldı. İşgal girişiminin yapı taşları tek tek anlatıldı. Saatlerce, günlerce, yıllarca konuşulur. Ve dediğim gibi de dünya darbeler tarihinde ders olarak okutulacak bir millettir bu millet. Bu açıdan da gurur duyuyoruz. Hala birçok gazimiz vardır. Hayatta olan bir sürü gazimiz var. Çünkü daha 7 yıllık bir süreç var. Tabii. Ve onların da anlattıklarını bazen tekrar tekrar dinlediğimizde tüylerimiz diken diken oluyor, gözlerimiz doluyor. Yani çünkü çok, yani çocuğumu gönderdim diyor. Hadi baba ben şehit olmaya gidiyorum dedi diyor ve şehit oluyor. Ve bunu yaşayan aileler veyahut tam tersi babası oluyor. Çocuk diyor, babam diyor gitti diyor. Orada diyor şehit düştü diyor. Halkın tankı durdurup içerideki darbeciyi tankın içinden çıkarttığı bu görüntüler dünyada hakikaten yani nasıl bir millet olduğumuzu da dünyaya göstermiş olduk. Fakat bunu unutturmadığımız süre içerisinde bu bağımsızlık, bu özgürlük, yani tarihimizdeki en bağımsız ve özgür Türkiye'ye kavuşmamızın dönemecidir bu 15 Temmuz. O yüzden ben oradan, o açıdan bakıyorum. Tüm projeleri de yerli eksan oldu. Belki de şey dediği gibi, hani darbe yapıp da sadece efendim ülke yönetimi el koymak, batıya peşkeş çekmek, hadi bu başka bir tarafı, ama diğer taraftan belki de Anadolu toprakları paramparça olacaktı. Ve şöyle de bitireyim mevzumuza girmeden önce. Hı hı. Hep şey demişlerdi, belki de 7 yıldır her 15 Temmuz'da aynı örneği veririm. İlk verdiğimde çok ses çıkartmıştı. Gene vereceğim aynı örneği. 15 Temmuz başarı olsaydı ne olur diye sormuşlardı bir canlı yayında. Ben de şunu demiştim. Eğer şöyle 2016 15 Temmuz başarı olmuş olsaydı, eğer 2017'de sabah haberleri dinleyecektik. Haberler şöyle geçecekti. İyi günler efendim. Bugün kuzeydeki ayrılıkçı gerillalar Ankara Merkez Cumhuriyeti'ne karşı gene harekete geçti. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nden kalkan uçaklar kuzey bölgesindeki gerillalara karşı veyahut da teröristlere karşı ateş açtı. Orası Karadeniz bölgesi. Diğer taraftan da Kürdistan bölgesindeki ayaklanmalara karşı diye böyle kuzey, Kürdistan, bilmem ne falan gibi. Terminolojide buraya dönecek. Evet, haberleri böyle sunacaklardı. Türkiye küçülecekti. Aynen öyle. Bu kadar basit yani. Küçülmek yerine Fahrettin, tam tersi. Başkanımız Fahrettin Altun'un bir cümlesi var. İşgal girişimi oldu yani. 15 Temmuz diyor, ülkemiz darbe girişimi görünen fakat çok daha bir daha çok bir işgal girişimi olan bir saldırıyla aslında karşı karşıya kalmıştı diyor Fahrettin Altun'da. 15 Temmuz'la ilgili olarak görüşlerinde. Nihayetinde parçalanma vardı. Evet, dediğim gibi bir kere daha şehitlerimizi rahmetle analım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanında yer alan anıt var. Oralara gidelim. Bu tarihi günde Hikmet abi genelini anlattı, çerçevesini çizdi. Ek olarak söyleyeyim, çoluğumuzu çocuğumuzu da götürelim. Orada şehitlerin isimlerinin yazdığı temsili mezar taşları var, anıt taşları var. O anıtın hemen
yan tarafında, köprünün üstünde. Yarın zaten 24 televizyonu olarak gün boyu oradan canlı yayınlarımız olacak. Konuklarımız olacak. Gelişmeleri, son durumu aktaracağız oradan. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de anma programları olacak. Şehitlerimizi anacağız. Bu konuyla ilgili olarak da detayları aktaracağız ama dediğim gibi hep aynı şeyi söylüyorum. Rahmetli Aliye İzzet Begoviç'in bir cümlesi var. Soykırım ve diğer meseleler, Bosna Hersek'te yaşananlar olunca şöyle demişti. Unutmayın, unutursanız bir daha başınıza gelir. Evet. Cümlesi. Kıymetli. Yani bunu unutturmamak bir daha başa gelmemesi açısından önemli. Onun için çoluğumuza, çocuğumuza vakit ayıralım, onları alıp götürelim. Yani bu ölen 250'nin üzerinde şehidimizin neden öldüğünü, oradaki o simge taşların ne anlama geldiğini anlatmakta fayda var. Çünkü bu vatan bizim, bu devlet bizim, bu bayrak bizim. Bizler bu ülkenin milletiyiz. Ülkemize biz sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Değilse işte FETÖ gibi, PKK gibi terör örgütleri bu ülkeye bir şekilde diz çöktürmek isteyen, bunlar hamaset cümleleri değil, bu cümlelerin özellikle içini boşaltmak için çok taarruzda bulunuyorlar ama değil. Yani hakikaten diz çöktürmek için türlü türlü operasyonlar yaptılar geçmişte. Nerelerden nerelere geldiğimiz açısından önemli, imparatorluktan geldiğimiz nokta önemli. Ama buradan Türkiye'nin önü açık, bu millet hakikaten bayrağına, devletine, milletine, liderine güveniyor. Belli bir noktaya geldi, ivme kazandı. O ivmeyle de inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah. Ama sahip çıkarsak. Şimdi bu Litvanya işine bir daha dönelim istersen, NATO'ya. NATO dönüşü Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Bizim programdan sonra çünkü. Evet. Yani saat 13 son haberde kalkmıştı. Bugün gazetelerde var. Evet. Dediğim gibi NATO çeperinde, NATO marjındaki konuşulanları konuştuk zaten. Bugün yansımalarına bakmakta fayda var. Sayın Cumhurbaşkanı hem gazeteci meslektaşlarımıza uçakta vermiş olduğu röportajda onların sorularını cevapladı. Hem de Yunan medyası başta olmak üzere İsveç'ten ve diğer uluslararası medya kuruluşlarından bu ziyaretin önemine binaen haberler çıkmaya devam ediyor. Mesela Yunanistan Tovima gazetesi zannedersem kupayı Erdoğan kaldırdı dedi. Yani. Şimdi biz bunu söyleyince yandaş oluyoruz. Yani durum tespiti yaptığımızda, evet, oradaki yaşananları aktardığımızda içerideki CHP medyası tarafından yandaş medya olarak, ondan sonra biatçı gazeteci olarak falan addediliyoruz. Önemli değil, ciddiye aldığımdan dolayı değil. Yani, aklın yolu bir, yaşananları görmek hani, bu açıdan önemli ama onlar tabii batıdan ya da dışarıdan gelen haberlere daha itimat ettikleri için. Hani bari onların bize inanmıyorsan işte bari sizinkilere bak. Aynen, Dadaloğlu'na hani, bak ya, bize hani, inanmıyorsan. Hatta Dadaloğlu'na sizinkilere bak. Ha. Demek için bunları söylüyoruz. Evet, yoksa evet, bizim söylediğimizi ya da içeride hakikaten hakkaniyetli yazılar yazan, durum tespiti yapan, meseleyi anlatan meslektaşlarımızın söylediğini küçümsediğimizden dolayı değil. Ha, onların inanıp inanmamaları da çok umurumuzda değil ama en azından tezimizi güçlendirmek, sözümüzü doğru, bu anlamda doğru, onların bakış açısına göre daha güçlendirmek babından söylüyorum. Sonuçta yani o bir de orada oluyor. Coğrafya da orada. Yani zirve NATO, Batı. Aynen. O diyor, onun aynen, medyası diyor. Biz demeyelim, demeyek mi? Yani onu da mı demeyek? Yani adam diyor, ben demiyorum. Bir de ne dokunuyor biliyor musun? Şey hoşuma gitti. Tobima demiş, Tanea'ymış. Tanea bak. Evet. Canım Tanea. Şöyle söyleyeyim. Yani, tanımıyorum ama Superman, Superman. Bir de şu var Murat ya. Şöyle bir keyifli şey yapalım. Bir mübarek cuma günü. Ya şu dokunuyor adama. Olabilir mi böyle bir şey ya? Ya oluyor demek ki. Zirveden önce başladı. Hatta seçimden önce başladı. Erdoğan. Yeni imparator. Sultan. Diktatör. Hatırlıyor musun? Ekonomist. Bilmem ne. Fransa. İngiltere. Manşetler. Erdoğan gidiyor mu? Gitmezse ne olur? Giderse ne olur? Ya Batı medyasının, gazetelerin, önemli gazetelerin, Tanea değil yani, daha bilindik gazetelerin manşetlerine girince bu adamlar onu görmemeye çalışıyordu. Kaçıyor. Diyorsun ki bu, ya bize ne canım, biz başka bir şey düşünüyoruz. Bizim ne alakamız var? Bill'de bilmem, Washington Post'ta bilmem, ekonomistle falan filan. Olur mu ya? Çağdaş Batı medeniyeti bilmem ne. Adamlar bizim ülkemizdeki lidere diyor ki bu adam kötü adam, diktatör. O uzağından geçerek çok fazla bulaşmadan.
TAS içinden öncesinde. Geliyorsun şey zirveye Erdoğan manşetlerde. 2019'daki Birleşmiş Milletler'de olduğu gibi manşetlerde Erdoğan. Şimdi şey insan hadi adam köşe yazıları yazıyor ya. Şu vardır hani adamın ne demek istediğini anlarsın da. Adam ıkınmış tıkınmış falan. Hani belli ki acı çekiyor. Hani incinmiş. Hani köşe yazarı olduğu için söyleyemiyor incindiğini. Şunu demek istiyorum. Kaptan şöyle bir gerçek var. Batı medyasının manşetleri aylardır Erdoğan'dan söz ediyor. Aylardır. Yıllardır. 21 yıl. En son geldiği nokta bütün Batı diyor ki Erdoğan ne yapacak? Ya düşünebiliyor musun? Sen hiç böyle hayatın boyunca ki onca yaşın var bilirsin bu işleri. Sen Sultan Palamut devrini de hatırlarsın. İyi hatırlıyorum. Hayatın boyunca bir Türkiye'deki bir başbakan ya da Türkiye'nin cumhurbaşkanı, Türkiye'nin lideri her neyse. Bu kadar çok Batı'yı meşgul ettiği bir vakit var mıydı? Ya bir NATO zirvesi var. Bütün gözler Erdoğan üzerinde. Neden? Hiç soruyor musun neden? Değil kaplumbağa da derdi. Öyle bir şey yok. Çünkü dünya için çok kıymetli bir şey. NATO'nun kuzeyi genişlemesi, bir sürü hikayesi var. Murat yani şöyle bir şey insan hakikaten şunu hissedebiliyor. Sende de sonuçta TC pasaportu ve kimliği var. Bende de var. Değil mi? Diyor ki TC pasaport taşıdığı bu ülkenin lideri. Öyle ya da böyle. Beğeniyorsun beğenmiyorsun. Yok U dönüşü yaptı bilmem ne yaptı. Meydan okudu bilmem. Ne dersen de. Bütün dünya manşetlerinde Erdoğan'ın iki dudağın arasından çıkacak olan kelimelere baktı Batı. Ya bununla biraz şöyle yaptı ki. Ulan içeride kavga ediyoruz da ya bu adam da var ya. Büyük adammış. Adam köşe yazısında bunu söyleyememiş. Bugün bakıyorum bazı. Söyleyemiyor. Ikınıyor tıkınıyor. Ama böyle bir şey. Yıl olmuş 2023. Dünya küçülmüş iletişimden dolayı. Çin'deki adam hapşırınca biz duyuyoruz. O hale gelmişiz. Bütün dünya sen kabul etsen de etmesen de bu bir vaka, bu bir gerçek. Bütün dünya Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkan cümleye ve kelimeye bakarak acaba önümüzdeki yıllar ne olacak? NATO ne olacak? Tahıl gelecek mi? Aç mı kalacağız? Acaba Rusya ne yapacak? Hakikaten Rusya saldırır mı? Üçüncü Dünya Savaşı başlıyor mu? Türkiye durdurabilir mi? Eğer Rusya'ya kızarsa, bana kısarsa biz gene bu kış ne yaparız? Yapabilir miyiz? Bütün bunlar tartışılırken odaktaki kişi Süpermen Erdoğan. O diyor bunu. Bu sence çok olağanüstü bir şey değil mi abi? Ha, bir de dönüp dolaşıyoruz. O gün tebrik ediyorum. Bak o gün hakikaten bugünkü yazımda belki de bahsedeceğim ondan. Şöyle bir şeyle başladın o gün. Başladık beraber programa. Dedin ki Kıbrıs meselesini hatırlattın ve arkasından da 1980 darbesi. Yani aslında bütün çöpe atalım bütün bu 21 yılı. Çöpe attık. Tekrar bir filmi geriye sardık. Benim Kardak vardı metaforum. Ulan Kardak'tan Vay Vatan diye yazı yazdık. O da çok tuttu. Ama şu çok önemli zirveden sonra. Ya haberi hani var ya haberim yokmuş gibi çek pampa deyip vardı ya. Haberimiz olmadan Yunanistan'ı içeri almışız ya. Haberimiz yoktu. Darbeci geliyor. Tık tık tık. Büyükelçi bir tane imza. Tak ne oldu? NATO yeni üyesi oldu. Ulan hangi ara oldu? Hangi menfaat? Ne aldık ne kazandık? Adalar 12 ne ada NATO ne üyesi burnumun dibi. Normalde NATO üyesi olmasa düşünebiliyor musun? Şu andaki o cüretkarlı olabilir miydi Yunanistan'ı düşünebiliyor musun abi? Bir hayal et. Mavi vatanda neler yaptı adamlar. Amerika gitti konuşlandı. Amerika ordusu Ege'de daha da güçlendi. Yani. Şimdi hiç bunlar düşünebiliyor musun? Hangi dönemler? 1970'li 80 dönemlerden bahsediyoruz. 80 darbesi. Amerika'da olanlar işi bitirmiş. Şimdi bakıyorsun. Hani haberimiz yoktu. Nereden Kenan Evren darbeyi yaptı. 3 hafta içerisinde Yunanistan'ın NATO'ya kabulünü onayladı. Tamam dedi. Ben işi hallettim. Bir buna bak. Bir de Türkiye'ye bak. Erdoğan geliyor. Gözler açık. Dündü galiba. Ben Belkıs Kılıçkaya'nın bir şeyden programdan hemen sonraki bir konuşması var. Biz de konuştu ya. Biz gittikten sonra Kılıçdaroğlu. Ambargo kalktıktan sonra. Kalktı hemen sonra. Bravo. Bir saat bir civarında. Sonradan. Detayları aktardım. Ben çünkü yolda olduğum için yakalayamadım canlı. Orada da söyledi. Orada enteresan bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti. İsveç NATO üyesi bak görüyor musun? Lan? İsveç olsan ne olacak? Cürmü kadar yer yakarsın. Yani bir Amerika, bir Fransa, İngiltere'den bahsedin. İsveç. En fazla şey promosyon yaparsın. Kart açarsın. Pankart açarsın. Doğru mu? İsveç'te. Mesele o değil ki. Mesele ben İsveç'i alacakken neleri almasına evet diyeceksem eğer ben Türkiye olarak ne yapacağım? Hangi kartımı güçlendireceğim?
ve de çok kıymetli. Aynı şeyi herkes söyledi ki, başta Sayın Erdoğan söyledi. NATO belgelerini o girdi, bundan kelli. ABD, YPG silah gönderdim. Veyahut da Kılıçdaroğlu, YPG bir terör örgütü değildir falan filan değil demeyin. Çünkü NATO belgelerinde üçlü zirvede NATO'nun imzası var arkadaş. Bak ne diyor? İsveç diyor terör örgütü, YPG, PYD ve FETÖ'ye karşı mücadele Türkiye yanında olacak. Buraya yazmışsın arkadaş. En azından bunu söyleme bile, bu bir kart. Yani bizim uluslararası arenadaki yaptığımız bu Orta Doğu'daki hamlelerde, terör örgütlerine karşı yaptığımız hamlelerde elimizi güçlendirecek olan bir kart. Bu bile önemli. Sen bunları alıyorsun, onları veriyorsun, bunları alıyorsun. Bir de arkasından 1980 darbesine bakıyorsun. Bugün adalara da silahlandırmış. Böyle fütursuzca, şimdi arayı bozmak gibi olmasın bir çoyla. Fütursuzca carçurt eden, cürbü kadar yer yakacak olan Yunanistan carcar ötüyor. Niye? O da bir NATO üyesi. O da ABD'nin şemsiyesinin altına girdi. Hani olmadığını kabul et. Olmadığını kabul et. Ki onlar da 70'ten sonra çıktılar. Çok farklı şartlar olurdu. Ha neyse, geçmiş geçmişte kaldı. Ama şu var, ben bugün okuyorum valla. Şeytan azapta gerek. Murat, burada şov yapmıyoruz. Şeytan azapta gerek. Yırtın, üzülün, ağlayın. Ülke menfaati için Erdoğan'ı sevmiyorsunuz diye menfaatten de feragat ediyorsunuz ya. Ağlayın, incinin. İncinin incinemiz kadar. Yani çünkü yok, anlıyorsun yazıda. Böyle olmasaydı falan filan diye hala yorum yapıyor adam. Bütün dünya diyor ki ne biçim Erdoğan diyor. Ne yaptı, üzerimizden geçti diyor herifler. Aynen öyle. Şimdi bir iki başlığı, Sayın Cumhurbaşkanı Çocuk'taki verdiği başlıklardan bahsedeyim. İsveç meselesiyle ilgili olarak meclise gelecek. Milletimizin vekilleri, yani meclisimiz atılan adımları takip edecek. Ülkemizin çıkarı doğrultusunda en doğru karar verecektir diyor. F-16 meselesiyle ilgili görüşmemiz çok çok verimli geçti. F-16'nın satışıyla ilgili baylama yönetimi aslında ülkemiz zihnine bir tutum sergiliyor. Şu anda gerekli Dışişleri Bakanı, biz bu işin üzerindeyiz, takipçisiyiz dediler açıklaması var. Avrupa Birliği meselesiyle ilgili olarak devlet ve hükümet başkanları zirvesinde yüksek temsilci ve komisyondan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında rapor hazırlamasının istenmesi isabetli bir adım olmuştur diyor. Yani devlet ve hükümet başkanları zirvesinde böyle bir talep oldu. Raporun olumlu ve ileriye dönük biçimde hazırlanmasını bekliyorum cümlesi var. Malumunuz NATO tarihinde ilk kez terörle mücadele koordinatörlüğü kuracak. Dünya liderleri bize bu gözle bakarken Türkiye'nin terörizmle mücadelesi NATO tarafından kabul görürken bizim muhalefetimiz ne yazık ki teröristlerle yol yürümeye çalıştı. Feraset sahibi milletimiz teröristlerle kol kola yol yürünmeyeceğini, ortaklıklar kurulmayacağını anlattı. Umut ediyorum ki muhalefet bu dersi almıştır cümlesini kullanıyor. Çok zor yani Sayın Cumhurbaşkanı umut ediyor da yani. Umut. Aynen öyle. Ekonomiyle ilgili olarak aslında geçeceğimiz başlık o. Her dönem olduğu gibi bu yeni dönemde de ekonomi ehil kadroların elinde, ekonomiyi güçlendirerek Türkiye'yi büyütecek adımları attık atıyoruz. Yapılan çalışmaların, göreve getirilen ekibin olumlu yansımalarını da almaya başladık. İnanıyorum ki tek haneli enflasyon rakamlarını kısa zamanda göreceğiz cümlesi de ekonomiyle ilgili kısım. İsveç'ten bir haber var. İsveç Savunma Bakanı'nın bir açıklaması var. Paul Johnson ülkesinin uluslararası terörizme karşı Türkiye ile birlikte mücadele edeceğini ifade ediyor. Johnson kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız. Kendimizi buna adayacağız. Bu hem bizim güvenliğimiz hem de Türkiye'nin güvenliği için önemli cümlesini kullandı. Ama şöyle bir durum da var, onu da hatırlatayım. İsveç Mahkemesi, Yüksek Mahkemesi, bizim istediğimiz teröristler var, FETÖ teröristleri var İsveç'te. FETÖ İki var. Tane isim var. Pekkalılar da var. Evet, bunlardan bir tanesi herhalde şey miydi, Bülent Kenef miydi, Keneş miydi, neydi öyle bir tane vardı. Evet, Keneş. Oydu herhalde, herhalde o, tahmin ediyorum oydu. Bunların iadesini reddetti mahkeme. İade talebi. Hmm. Gerekçe olarak da ondan sonra yeterli değil, yok şu yok bu yok falan cümlesiyle. Fakat bu mahkemenin aldığı kararın üzerinde İsveç hükümetinin bir kararı var. Yani mahkeme bu kararı alabiliyor ama bu karara rağmen İsveç hükümeti iade talebini onaylayabiliyormuş. Yani ben de İsveç meclisinden okuduğum kadarıyla şey yaptım. Siyasi bir karar olunca İçişleri Bakanlığı falan bu kararı verebiliyor herhalde. Onlar da biz böyle bir şey yapsak bizim topa tutarlar. Ya onların şeyi şu, yani iade etmeyelim cümlesi, iade edilmeyelim diye talepte bulunuyorlar mahkemeye. Mahkeme de evet diyor, yani hani sizin diyor iade edilmenizi gerektirecek delil yok diyor. Yani delil
yok derken 250 şehit başta olmak üzere bu açıklamalar şunlar bunlardan hepsi bahane tabii, görmek istemiyorlar. Ama dediğim gibi İsveç hükümetinin iade kararı alma yetkisi varmış okuduğum kadarıyla, onu da hatırlatmış olayım. Bir şey söyleyeyim, onunla ilgili bir şey de yaşandı, onu da söyleyelim. Bir tane iade istiyoruz. İsveç ilk defa bu zirveden önce harekete geçiyor. Diyor ki aman ben size bir tane PKK'lı gönderiyorum. Terörist var ya, ondan diye gönderiyor. İsmi de var hatta, MHT baş harfleriyle. Adam içeride zaten. Yani PKK'lı terörist içeride. Bir bakıyor bizimkiler, bir bakıyorlar ki dosyasına falan kim mi dedi. Adam uyuşturucudan yakalanmış İsveç'te. Adamlar da işin kolayını bulmuşlar. Ne kadar güzel değil mi? Hani bazıları yapıyor, süveter giyiyor, kurtarıyor. Dövüyorsun kadın çat 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 süveter giyince. Oh! Çağdaş bir adamsın. Bunlar da teşbite hata olmasın. Böyle bir şey yapıyor. Abi diyor ben diyor uyuşturucu, ben diyor Türkiye'ye göndermeyin beni. Bir at şey iade istendi ya. Uyuşturucu ben diyor aslında HDP'liyim diyor. Oradan terör örgütü değil, sak yaptılar diyor. O yüzden diyor Türkiye'yi beni götürürseniz diyor. Siyaseten ağır cezayir, insan hakları falan deyince. Bizimkiler diyor göndermesen de olur bu adamı. Yani bir zırh aldı mı? Ya, bu da enteresan bir gösterge ama. İsveç'te ben HDP'liyim abi, ben FETÖ'cüyüm abi. Türkiye'de siyasi suç sayılıyorum ben. Gönderme deyince İsveç göndermiyor zaten. Aynen öyle. Yani bunu yemedik yani İsveç'te. Yok yok yani. Johnson, Tromsson hepsi sonla bitiyor ya. Ponson, Monson. Şimdi şeyi söylüyorlar. Tromsson. Haber okudum İsveç medyasından. Onlar da böyle bu işin goygoyunu yapıyorlar. Çok güzel yapmışlar yani. Ekim'den önce de onay gelebilir falan diyor. Nasıl gelecek biz bilmiyoruz ama nasıl herhalde olacak? İsveçli bir vallahi bilgisi. Ekim'e kadar bekleyecekler. Aynen öyle. Olduğu Ekim'e kadar olmazsa bir daha çok beklerler, bilemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle İsveç bizim beklediğimiz adımları atmazsa daha çok beklerler. Kasım'a kadar da beklerler. Aralık olur falan. Şimdi detayını veriyorum. Başka detaylar veriyorum. NATO zirvesinde dikkatler Türkiye'nin üzerindeydi. İsveç'in NATO üyeliğinde yeşil ışık yakılması dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Siyasi krizlerin Türkiye'siz çözülemediği yorumları vardı dünya medyasında. AP mesela, Associated Press Amerikalı, Erdoğan milletvekillerinin İsveç'in NATO üyeliğini Ekim ayında onaylayacaklarını söyledi. Böyle bir şey söylemedi Erdoğan. Ekim ayında meclise gelecek dedi sadece. AP de böyle kullanmış mevzuyu. İngiliz Daily Express gazetesi Erdoğan'ın yeşil ışığı Batı için önemli bir mesaj gizliyor demiş. Hesaplı hamlelerin sonuçları askeri anlaşmaların ve AB üyelik hedeflerinin çok ötesine uzanıyor yorumu var. Erdoğan'ın uluslararası ilişkilerde vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu ifade ediyor. Tanea gazetesi Yunanistan zirvede kupayı Erdoğan kaldırdı manşetini atmış. Zirvenin en çok konuşulan adamı ifadeleri kullanılmış. Bu konuyla ilgili olarak da hatırlatmış olalım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekonomiye yönelik söylemleri vardı. Az önce ifade ettim. Daha önce de söylemişti. Sonuna kadar arkasındayız atılan adımların ifadesiyle hakikaten piyasalara güven verecek cümleler sarf etti Sayın Cumhurbaşkanı. Hatırlatayım, bir hafta öncesine kadar Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Hanım beraber Orta Doğu seferine, ziyaretlerine çıkmışlardı. Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Katar'ı ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı da önümüzdeki haftadan itibaren bu ülkelere bir çıkarma yapacak. Ekonomik çıkarma tabirini kullanabiliriz. Orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi var. Bakanlarım işte gittiler, görüştüler. Çünkü Cevdet Yılmaz'la beraber, Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la beraber gitmişti. Hazine ve Maliye Bakanı. Merkez Bankası Başkanı da dahil olmuştu bu toplantılara. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı giderek liderlerle birebir görüşecekler. Türkiye'nin bir yatırım fırsatı olduğunu, yatırım yapmak istediklerini ifade etmişlerdi. Biz de birebir görüşmelerimizde bu konuyu gündeme getireceğiz dedi. Bu birinci kısım. İkinci kısım bugün akşam gazetesinde vardı. Bu sadece işin Orta Doğu boyutu idi. Ama işin bir de Amerika boyutu var. TAİK Başkanı, Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı, iş adamı Mehmet Ali Yalçındağ'ın TAİK imzalı bir açıklaması oldu. O da şu, onu da aktarmış oldum. Bu sadece Orta Doğu ile ilgili değil. Şunu söylüyor, NATO'daki ivmeyi yatırıma çevirelim başlığı adı altında Eylül ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir zirve yapılacağını ifade ediyor. 19 Eylül'de New York'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla 13. Türkiye Yatırım Konferansı düzenleniyor. Erdoğan orada Fortune 100 dergisi var. Dünyanın en zengin şirketlerinin yer aldığı, şirketlerinin yer aldığı o zirvede bu Fortune 100'de yer alan 25 Amerikalı şirketin CEO'suyla
Bir araya gelecek Erdoğan. Buna roadshow diyorlar. Ekonomi roadshow'u diyorlar. Ve şu anda kesinleşmiş. Hatta çünkü bizim hala Amerika Birleşik Devletleri ile 100 milyar dolarlık ticari anlaşma metni geçerli. Trump döneminde alınan bir karardı malum. Onların Çin'e yönelik ambargolarının neticesinde yatırımın Türkiye'ye kayması, tedariğin Türkiye'ye kayması meselesi, iki ülke arasındaki ticari boyutun 100 milyar dolara çıkartması yönünde bir anlaşma vardı. O anlaşma hala cari, geçerli. Bu roadshow diye tabir ettiğimiz mevzu Amerika kanadında da, işte Sayın Cumhurbaşkanı haftaya gideceği Orta Doğu kanadında da yoğun bir şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı nasıl söylenir, projektörleri üzerine çektikçe, Yunan medyasının tabiriyle kupayı kaldırdıkça dünyadaki yatırımcıların, dünyadaki büyük şirketlerin Türkiye'ye olan ilgisi de otomatikman dikkat çekiyor. Tabii. Yani Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa bunu da hatırlatarak işte evet. Ekonomik boyutunu deneyelim. Şimdi bu dediğin gibi 100 milyar hatırlarsın, biz o gezide vardık beraber, ben hatırlıyorum. Biz. 100 milyar dolarlık bir hedef kondu ortaya. Orada sıkıntı neydi biliyor musun? Hala da o sıkıntımız var. O level'a gelmek lazım. O da üretim. Yani sen Çin, örnek olarak söylüyorum. Türkiye'de bir Amerika ne yapıyor, Çin'den ne alıyor? Atıyorum bir kapı kolu, bir kilit bilmem ne. 300-350 milyonluk bir ülkeye bir şey sağlayacaksın. Çin'de çok büyük bir kapasite olduğu için, üretim kapasitesi. Sana yapabiliyor mu? Yapılan onu hazırlamışlar. Biz de tabii ki, biz de onların ne yap, ufak sarancı bir araya getirerek en azından bir konsorsiyum altında yapabilirsin. Çünkü çok büyük miktarlar bunlar. Ve o zaman Trump da onu hatırlıyorsun, şey demişti. Diyordu yani açık açık. Onu ihsas ediyordu. Ya bizi Çin'den kurtarın. 100 milyar dolarlık bir toplam hacme ulaşalım. Ve malımızı buradan alalım. Bu çok önemli bir dönemdi. Sarı saçlı mavi gözlüm Sayın Trump. İnşallah kazanır bir daha. Biden kazanamaz. Ondan sonra neyse, şöyle bir şey. Bu orası öyle. Bak Türkiye'de iki dünyada. Abartmıyorum arkadaşlar. Bu sadece Batı'nın lafıyla alakası yok. Bildiğimiz için söylüyoruz. Birkaç kıta kaldığı lafı abartılı mı olur? Olmaz. Güney Amerika ve Avustralya gibi kıtalar çok fazla etki alanımızda değil. İnşallah oraya uzanırız. Güney Amerika var. Dünyanın... Güney Amerika var da Avustralya yok. Avustralya yok değil mi? Evet, Güney Amerika var çünkü. Kaç sefer gittik yani sen. Çünkü hayır şöyle yani. Hani mesela Afrika'da şimdi Batı'nın şeyine bak, manşetine bakıyorum. O manşetten tercümeye söylüyorum. Ha diyor ya adam. Ya diyor. Macron diyor, haberi olmadan bile bütün Batı Afrika'da Tayyip Erdoğan etkisi yüzünden diyor Türk önümüzdeki yıllarda Fransa artık Batı Afrika'da etkin olamayacak. Ki Nijerya'da bu işin içerisinde. Sadece Batı değil, ortada. Neyse hikayesi uzun. O başka bir mevzu tartışılacak ama şu önümüzdeki haftaki şeyle ilgili olarak niye de besbetti bilmiyorum. O hakikaten uzun bir mevzu. Yok, şey için söyleyeceğim. Ben Latin Amerika'yı yakından takip ediyorum. West İngiliz'i demiyorum. Orada etkiliyiz. Ama şöyle. Latin Amerika, yani Güney Amerika Peru'yla kısmında. Peru'ya gittik mi? Gittim. Ya gittik. Yani ben, ben Peru'ya gittim. Yani Şili'ye gittik, Peru'ya gittik. Etkili olma açısından söylüyorum. Şundan dolayı aslında dediğin doğru. Şöyle en azından ekleme yapmış olayım. Afrika'yı Avrupa kapatmış. Güney Amerika'yı da Amerika Birleşik Devletleri kapatmış. O normal. Tamam mı? Bir tabii. Dolayısıyla bundan dolayı mesela bizim Afrika'ya olan bağımız eski hinterland olmasından dolayı ilişkiler çok daha sıkı, hafıza taze. Tabii. Osmanlı'dan dolayı. Güney Amerika meselesiyle ilgili olarak da ben karşılıklı ülkenin ticaret hacimlerine baktığımda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretleri sonrasında mesela Venezuela, Meksika, evet, Peru, Şili, Arjantin ondan Kaplik sonra... Yattan yoktan sıfır olmuş. Artmış ama dediğin gibi şöyle %100 artmış falan ama %100'ün karşılığı şu. 5 milyon, 100 milyondan olmuş. 200 milyon tabii. Olmuş ya da işte 50 ama milyondan 100 olmuş. Tamam mı? Ama ilk defa. Mesafe çok uzak evet. Falan ama bizim şu anda politikamız ticarette özellikle win-win üzerine kurulu olduğu ve bu Batı'nın emperyal sömürgeci mantığıyla olmadığı için buralarda yapmış olduğumuz iş ve iş tutuş şekilleri yukarı yönlü ivme kazanıyor. Doğru. Ama istenilen kadar mı? Güney Amerika için söylüyorum. Dediğin doğru. İstenilen doğru. Kadar değil. Ama şu yukarı yönlü ivme. Şimdi aslında şöyle anlatayım bence. Ben oradan çok ironik girdim de ironik devam etti. Yani şöyle söyleyeyim. O kadar çok dünyanın her tarafına elimizi uzattık ki. Yani o kadar çok her tarafta en son çok da kavgalı sevmediğim, nefret ettiğim bir adam var. Kanada Başbakanı. Trudeau. Trudeau olmak üzere. Yani Erdoğan
Öyle uzattığı yani, her taraftan. Millet bayılıyor herhalde. Tamam bayılsın çok. Koyuna soksunlar çoruna değil. Ama yani Tredo Meredo'dan tutun da Çin'e kadar Hindistan'dan tutun da. Bir tane Avusturya vardı bir tane gençlemiş. Evet, Erdoğan şey yapıyordu neredeyse gel bakalım falan evet. Diye torun sever gibi sevecekti. Evet kastım şuydu yani o kadar çok yani küresel çapta aktif bir dış politika uyguluyor ki Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı. Aktif dış politikanın neticesi bu. Yani sen Peru'ya da 1 milyon dolarlık mal sattın. O önemli değil. Bir ayağın bir elin Peru'da. Yani dünya lideri olmaktan bahsediyorum. Dünyada böyle bir lider yok zaten. Ben Sayın Erdoğan'ın dünyada gezdiği ülkeleri koysak korkunç bir şey. O çok özel. Ama şunu diyorum ben. Ha, bu burası böyle. O yüzden oradan o esprili anlatayım dedim. Güney Amerika kaldı. Bir de Papua yine gene kaldı galiba gitmediği. Yani dünyanın her tarafında etkin bir insan. Herkes tanıyor. Dünya tanıyor adamı. Şimdi asıl önemli olan Orta Doğu ziyareti var ya bugün de başlamışlar zaten gene o incinen köşe yazarları var. Her türlü Erdoğan'ın büyümesi onları incitiyor. Doğru. Yazar olduğu için inciniyor yoksa başka türlü şey Erdoğan'ın. Toparlama süreçleri bunları tabii rahatsız ediyor. Toparlanmasını istemiyorlar. Sözcüde 6 tane 5 tane aynı anda. Küllerin prensi olacaksınız dense ülkeyi yakmaktan geri durmayacak adamlar bunlar. Aynı anda mesela bir tanesi diyor ki acaba diyor Arap sermayesiyle ülkenin ekonomisine katkı olabilir mi mesela? Arap sermayesi. Ya dün sen örneğini, dün İngiltere örneğini verdin ya Ürdün'le ilgili olarak. Dedin ya hani İngiltere falan. Ayakta alkışlıyorlar, karşılıyorlar. Ya senin, daha doğrusu bu Sözcü gazetesinin beğenmediği ve ondan sonra bedevi diye baktığı adamlar ki bunun altında da büyük bir ırkçılık ve faşizm vardır. Evet. Terbiyesiz bir ifadedir. Net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü Arapları sevmiyorlar. Çünkü Müslüman oldukları için tabii, sevmiyorlar. Tabii. Özel bir, nefret, özel bir nefretleri falan var yani. Hiç öyle tanımadığı. Oysa bu adamların CV'leri, almış oldukları diplomalar, eğitim gördükleri okullar, o Sözcü gazetesinde yazı yazan adamları böyle sağlı sollu falan diplomalarıyla tabii. Dövecek. İşte yani yobazlıkta böyle bir şeydi. Onu demek istiyorum. Çok aynen. Da doğru. Yani adam Arap sermayesi, para keş gelse Arap sermayesi ekonomiyi kurtarır mı? Kurtarmaz tabii canım. Yatırım lazım. İşte adam bir tanesi öyle gibi, öteki ne oldu da Arabistanlarımız işte, şu öteki bilmem ne falan diye. 155 milyon defa anlatsan ülkelerin çıkarları vardır. Ülkelerin kendine ait olan stratejileri vardır. Bugünden yarına değişir. Nerede çıkarım varsa oradayımdır. Adamla dost olmak zorunda değilim ama ortak çıkarlarımız asgari müşterek olursa ben bu adamla iş yaparım dersin. Velev ki eskime olsun, velev ki bilmem ne. Mesele şu, ona cevaple vermeye değmez bu aptallığı, bu yobazlığı. Hani Arap sermayesi mi, ne yapacaksın falan. Hani Yunan sermayesi oluyor, Hollanda oluyor, dünya Türkiye'de en fazla yatırımı olan ülke. Hollanda da oluyor, problem değil Philips. Bilmem o da oluyor. Arap Abdurrazzak olmaz. Ha bu kadar bu salaklık, bu ancak bu hamakat ancak belli yazarların kendini çağdaş, ultra laik, ultra kemalist diye addeden, tanıtan belli adamların saplantısı. Kalsınlar orada. Şeytan azapta gerek. Çekin. Gene çuvalladınız. Çuvallamaya devam edeceksiniz. Ölene kadar da bu devam edecek belli. Şunu söyleyeyim. Bu neden çok kıymetli biliyor musun? Şu. İki tane yönü var. Sadece ekonomi de değil. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Son yıllarda en çok gerginlik yaşadığımız ülkelerden iki tanesi. Diğer GCC'yi saymıyorum. Çünkü başa taktırdılar onlar. GCC dediğim Körfez ülkeleri üyeleri. Hmm. Katar, Oman ve diğerleri. Hı hmm. Ben yıllar boyunca yaşadım biliyorsun. Yani dilleri gençliğim geçti neredeyse. O bölgede Suudi Arabistan başta olmak üzere. Yani şunu unutmayalım. Pandemiden sonra ne oldu abi? Niye bütün dünya bu resesyona girdi? Enerji krizi vardı. Niye bütün batıya rağmen Rusya tek başına direnebiliyor? İstediğim gibi yorumlayın. Bütün batı gücüne karşı. Çünkü onlar enerji ülkesi. Doğalgazı ve petrolü var. Doğalgazı ve petrol fiyatları öyle fırladı ki Murat Çiçek. Öyle bir hale geldi ki bundan çok kısa bir süre önce Suudi Arabistan'ın artık parası yok. Ekonomi sallandı. Birçok yabancıyı gönderdi ülkeden. Kanunlar değişti. Bir takım şeyler, liberal kanunlar çıkarttılar. Daha serbest falan filan besini bırak. Çok ciddi bir para birikimi oluştu. Çünkü enerji krizi dünyada birçok ülkeyi vururken vurmadığı ülkelerden başında dünyanın en büyük enerji üreticileri geldi. Bir daha söyleyeyim. Rusya'nın bu kadar dayanabilmesinin ve güçlü olması sebebi de odur. 650-700 milyar doları koydu bir cebe bu tarafa. Rezervde duruyor. Cepten istediği gibi harcayabiliyor. Arabistan da öyle. Şu anda yatırımcısı hazır.
Emirlikler, Katar, dünyadaki en büyük doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı ve enerji. Yani bu çok kıymetli çünkü enerji fiyatı, petrol fiyatları iki katına çıktı. Biz 28-30'ları gördük. Şimdi böyle bir ülke var, potansiyeli, yatırım gücü olan, artı stratejik ortaklık var. Yani bugün en kritik zamanda gidiyoruz. Bunu çok ayrı bir başlık tartışmayacağım çünkü programımız yetmez. Suudi Arabistan'ın Orta Doğu'daki etkinliğiyle Suudi Arabistan'la Amerikan ilişkilerinin geldiği nokta. Tam zamanında gidiyoruz. Doğru. Peki, tam zamanında gidiyoruz. Pazartesi zaten dediğimiz ziyaretle beraber bunun detaylarını falan konuşuruz. 3-4 dakikam kaldı Hikmet abi. Bu muhalefet kanadında dün konuşamadık. Koltuğu gösterdik. Koltuk atılıyordu. Evet. Yani en son koltuğu gösterdik. Ya işleri güçleri şov zaten. Küçük koltuk yalnız büyük bugün koltuk. Bugün akşam gazetesinde bir haber vardı. Bu milletvekili Kılıçdaroğlu'nun son anda torbadan çıkartarak milletvekili yapmaya çalıştığı bir kadın vardı. Hatırlar mısın? Foggo mu? Foggo. Hacer Foggo. Ne bu Foggo? Onun akşam gazetesinde yer alan bir açıklaması var. İlginç bir açıklamaydı. Bunların daha doğrusu akşam gazetesinde, akşam gazetesinde nerede diyorum ben de. Bunların tenetini açıklaması bakımından önemli Hikmet abi. Biliyorsun birinci turda bunlar %60-70'te geleceklerdi ya 14 Mayıs'ta. Tabii tabii 60'ta basıp geçiyorlardı. Ben 60 diyorum ama 70'te olabilir falan diyordu Kılıçdaroğlu. Şimdi birinci turda hayal kırıklıklarına uğradıktan hemen sonra biliyorsun başta depremzedeler olmak üzere fakir fukara kim varsa ağır hakaretler, ya küfürler, alçaklıklar yapmışlardı. İkinci turda da zaten toparlayamadılar. Toparlamaları da mümkün değildi zaten. Tabii. Çünkü o ana kadar sen PKK'yla, terörle, şunla bununla yol yürümüşsün. Evet. O saatten sonra millet sana vize vermez. Şimdi bugün akşam gazetesinin manşetlerinden bir tanesinde Hacer Foggo'nun açıklamaları var. Tıynetlerini göstermesi açısından önemli olduğu için söylüyorum. Diyor ki Hacer Foggo, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü kendisi. Aynı bak, bak bak, isme bak. CHP'nin... Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü aynı zamanda o bir titri daha var. Derin yoksulluk ağı diye bir ağları var buraya bağlı olarak. Şimdi ne demeye çalışıyor? Diyor ki seçimin yenilgisini fakir fukaraya yüklediler. Sorumlu olarak onları gördüler. Kim? Vallahi ben veya Hikmet abi falan değil. Hacer Foggo'nun ağındaki CHP'nin yoksullukla mücadele, bir daha söyleyeyim, koca koca titirleri çok seviyorlar da eksik söylemeyeyim. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi. Bak, ne? İsimlere bak ya. Fakir fukaraya ihtiyacı olanlara verilsin diye ki CHP'nin yoksulluk ofisi olduğu için de muhtemelen CHP'li iş insanlarından, CHP'li ondan sonra zenginlerden bir fon topluyorlar bunlar. Burs topluyorlar. Seçim kaybedilince Hikmet abi bu CHP'nin kendi yakınlarına yani ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere kurulmuş bu fonu kesmiş bir adamlar. Keser. Hacer Foggo da isyan ediyor. Tamam mı? Diyor ki yoksullar diyor seçim sonucunun nedeni gibi gösterildi. Siz gösterdiniz, siz biz değil. 1000'in üzerinde aile burs desteğini kesmiş. Yani 1000 CHP'li aile seçim sonucunu beğenmediği için fakirli olan yardımını kesmişler. Kesmişler. Ha. Hacer Foggo'ya göndermiyorlarmış artık. Foggo mu kızıyor bu işe? Foggo kızıyor. Valla gitsin Kemal Kılıçdaroğlu söylesin. Bizi söyleyecek hali yok. İsmi ne? Baş ismi? Hacer. Hacer. Nasıl bir şeydi Hacer ve Foggo bir arada? O da anlam Melek, Mosso, Hacer, Foggo. Hayatımız böyle gidiyor yani. Espresso, Mosso, en güzel hocam. Mosso müstahar biliyorsun. Tabii ya, evet. Neyse. Bir şey söyleyeceğim. Yani çok şaşırmadık. Foggo da nereden geldin sen kardeşim? Uzayda mı yaşıyorsun? Ya bu CHP. Sen bilmiyor musun ki? Bir dakika Hikmet abi. Bu fakir ve yoksullar. Sen bilmiyor musun? Duymadın mı hiç hayatında? Bizzat büyük önder, lider Kemal Kılıçdaroğlu. Namı diğer bay bay Kemal. Orada bize o söylemedi mi? Niye dinlemiyor? Niye anlamıyorsunuz? Bu CHP'yi anlamak çok zor iş. İçindeki anlaşılmıyor. Çıkın dışarıdan bir bakın. Arkadaş bu fakirler yüzünden bu ülke bu hale geldi. Bu köylüler değil mi? Bu köylüler, bu yobazlar yüzünden bu hale geldi. Bu hale gelmeye devam edecek hocam.
Adam köylü 500 lira alıp TRT haber izliyorlar. Biz onu vermiyorlar. Adam TRT adam günün manşetini seyrediyor. Beni kadar dinliyor. Bu adam adam olur mu? Düşün. Ben konuşuyor, Hikmet konuşuyor. Dinledim. Bu adam bu ülkede ana muhalefetin ya, başkanlığını yapıyor. Ya yani. Bir adam 2023 yılında 500 TL para verdi bu hükümet. Bunu nereye harcayacağını bilemiyor. Hay Allah, bugün de nereye atsam tüh gene harcayamadım. Allah kahretsin gene akşam oldu. Ersük'ü de 1000 lira birikti diye. Ağlıyorsun. Böyle millet diyen bir kafanın sen hakikaten insan yardımı ya bırak. Sizin yani CHP'nin ne olduğunu biz bilmiyor muyuz? Melon nedir CHP? Fogo. Sevgili Hacer. Melon şapka. Tayyör. Cumhuriyet Gazetesi. Alkollü içecek. Bebek sahili. Budur lan CHP. Başka bir şey yok. Senin ne işin var fakir fukara edebiyatıyla? En fakirini buldular. O da Kılıçdaroğlu. Fakir derken zihniyet olarak çok fakir tabii. Fakir. Fikir fukarası bir adam. Al işte halinizi görün. Adam hepsini kaybetti. Hala buradayım diye bağırıyor. Kafasına koltuk attılar. Peki. Levent Gültekin'in de bir iddiası var. O da çok ilginçti. Onu da bitiriyorum. O da şuydu. O da mı akıllanmış? Ne oldu? Yok yok. Kafasına koltuk mu düştü? Yani şöyle akıllanma meselesi benim yorum alanım değil ama şunu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'yla ben görüştüğümde kazanamayacaksınız, aday olmayın demiştim. Hı. Kemal Kılıçdaroğlu da kendi adaylığımı engelleyecek halim yok cevabını verdi. Mecburen bana. Gidiyoruz babaya, itiyorlar bizi. Hayır, orada başka bir şey var. Yani oradaki kendi adaylığımı engelleyecek. Bana görev verildi hocam. Bravo. Kasıt o. Nasıl akıllıyım ama nasıl bu? Estağfurullah. Zeka attım buraya kafaya. Ne diyor adam? Zeka önemli. Bunu söyledi, CHP karıştı. Hemen CHP yönetiminden açıklama geldi. CHP yönetimi bunlar hayal ürünü mevzular falan dedi. Levent Gültekin ya ne hayal ürünü dedi yani. Babalı TV'ye çıktı orada söyledi. Görüşmeyi kabul etti yani neyin hayal ürünü falan. Mahalle karışmış vaziyette. Zaten karışıktı. Aynısı Baykal'a da oldu biliyor musun? Ekstra bir karışıklık daha oldu. Aynen öyle. Yaşar Öztürk şey dedi. Hani Sayın Baykal biz iktidara, televizyonda söyledi bunu. İktidara geliyorduk kazanamadık. 2002. Ya sen Yaşar hoca merak etme zaten kazanamayacaktık da. Sen hemen hazırlan çünkü bu ülkede bir sene sonra zaten şey olur seçim olacak bir daha. Bir yıl var 2003'ü bekle dediğini Yaşar Nuri Öztürk toprağı bol olsun o söylemişti. Aynen öyle. Peki. Eski CHP milletvekili bu arada onu söyleyelim ya. Aynı İlahiyatçı. Zamanda, tabii ilahiyatçı onu Yaşar Nuri Öztürk. Toprağı bol olsun. İlahiyat dokunu günün manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Pazartesi saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi hafta sonları diliyoruz.